Müzekkin nüfus, nefislerin terbiyesi, Kutbu Larif'in Eşrefoğlu Rumi hasretleri. Nasihat Ey aziz kardeş, bir mürşidin yanında yetiştin. Hak Teala, kerem ve lütfuyla seni kabul edip, bu makamları sana ihsan etti. Gözünden perdeyi kaldırmak suretiyle, Baktığın yerde dostu görmeye başladın. Eskiden yabancı gibiydin. Benlik hicabıyla örtülüydün. Şimdi yabancı olmaktan tanış olmaya dönüştün. Üzerinden hicab örtüsü kaldırıldı, ikilik gidip birlik geldi. Bundan böyle dört taraftan ihsan bulursun. Türlü tecellilerle karşılaşırsın. Her gecen kadir, her günün bayram olur. Senin için her yer Kabe, mescit ve Kudüs olur. Zira bundan böyle yıldızın saadet burcundan doğar. Saadet devrini döner ve saadet aleminde seyran eder. Ancak bunlarla gururlanma. Sakın ola, benim işim artık bitti, sülukum tamamlandı deme. Bundan öte bir makam yok zannetme. Bundan öte olan makamların sonu yoktur. Şunu bil.'' Talibin yüz yıl ömrü olsa, bu ömrünün tümünü süluk ederek geçirip yüce makamlara, hiçbir velinin ulaşamadığını zannettiği makamlara ulaşsa bile, süluka daha yeni başladığını kabullenmeli. Bin yıl ömrü olsa, bu ömrünün hepsini süluk etmekte geçirse, bir nebinin ayak bastığı yere başı ulaşamaz. Gerçek durum budur. O halde Gece gündüz demeden gayret göstermek gerekir. Günden güne terakki etmek, yükselmek lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin iki günü birbirine eşit olan ziyandadır. Aldanmıştır buyurmasını akıldan çıkarmamalı. Bugün varılan hedef yarın aşılmıyor ve yerinde duruluyorsa zarar ediliyor demektir. Evet, günden güne yükselmek, gayret etmek gerekir. Evliyanın hiçbir korkusu olmaz denmektedir. Nitekim Hak Teala şöyle buyurur. Haberiniz olsun ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Evet, Velilerin gönlünden dünyanın ve dünyada var olan her şeyin korkusu cehenneme girme ve cennete girememe korkusu gider. Ancak velilerin gönlünde Hak Teâlâ korkusu baki kalır. Bu korku halkın korkusundan çok çok fazladır. Zira ne kadar marifet ve kurbiyet hasıl olursa Allah korkusu da o nispetle artar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Eğer bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler, çok ağlardınız. Ey kardeş, evliyanın haktan başka bildiği olmaz. Onlar için alemde haktan gayrı bir şey yoktur. Dolayısıyla korkuları da sadece haktandır. Hak teâlâdan korktukları için gece gündüz ibadet, taat ve mücahede üzere yaşarlar. Nasıl böyle olmasınlar? Zira Hak Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de insanın gayretine şöyle işaret buyuruyor. İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Ey kardeş! Sen de gece gündüz gayret üzere ol. Sakın ama sakın! Ehlullah oldum, benim de hakkatında sözüm geçiyor, tasarruf ehliyim. Şunu öldürür, buna böyle ederim gibi sözler söyleme. Bizden önce gelen evliya, bunca keramet gösterip şöhret kazanmış. Peşinden vefat edip gitmelerine rağmen, isim ve hayatlarıyla burada, aramızda yaşamaya devam ediyorlar. Ben de keramet göstereyim, insanlar bana uysun demeyesin. Oğullarının ve kızlarının hatırı için veya dünyaya meyledip bir iş yapmayasın. Keramet olsun diye tasarrufta bulunmayasın. Böyle yaparsan çıktığın makamdan düşer, belam ve bersisa gibi merdud olursun. Velilik çizgisinin dışında durmak sana uygun düşmez. Ebediyen mahkum olursun. Allah korusun. Öylece mahcup kalırsın. Bu yolda kendi başına ve şahsi tercihiyle iş yapmak insanı dinden çıkartır. Acem erenleri şöyle der. Ey hak yoluna giren salik! Keşf ve keramet isteğinin tepesine bas, onu ez. Yoksa her şeyden mahrum olur, utanç içinde kalırsın. Ancak haberin olmadan Hak Teâlâ sana keramet lütfederse bu durum ebedi olur.'' Allah ona rahmet etsin. Şeyh Ebu Ali Dekkak şöyle demiştir. Allah Celle Celaluhu enbiyasına mucize göstermeyi farz kılmasına karşın evliyasına kerameti gizlemeyi farz kılmıştır. Bu söylenenlerden kişinin kendisini koruması gerektiği anlaşılıyor. Kişinin kendisini bilmezler makamına koyarak bu gibi tehlikelerden uzak kalması daha hayırlıdır. Buna dikkat ettiğinde Hak Teâlâ'nın yanında makamı yükselir. Kardeş, Allah dostları, Allah'a yakın olmuş aşıklar, fil terbiyecisi gibidirler. Mücahede çengelini nefslerinin başından çıkarmazlar. Nefslerine yüklenip onu diledikleri yere zorla sürüklerler. Nefs insana yüktür. Onu dilediği yere çekip kendisine itaat ve hakka muhalefet ettirir. Gerçi kimi meşayi, bu makamlara erişen, nefsini helal dairesi olan şeriat otlağında otlatsa, ruhları mahcup olmaz demiştir. Bu doğrudur. Ancak biz de şöyle deriz. Ruh bulunduğu makamda mahcup olmaz. Lakin ileriye gidemez. Hayvani nefsini helal otlaklarda güderken nefsinin eşekçisi olmuş olur. Yani nefsine hizmetkarlık etmiş sayılır. Halbuki öyle azizler var ki nefslerine doyuncaya kadar helal lokmayı bile yedirmemiş. Mesela Allah ona rahmet etsin Şeyh bayezid Bistami Hazretleri nefsine yemeğin suyunu ölçüyle vermiş. Zaruret olmadıkça yemez, uyumaz ve konuşmazmış. Konuşup uyumak nefsin gıdasıdır. Kendisi sabaha kadar ibadet edip çok az uyuyormuş. Allah ona rahmet etsin. Şeyh bir gece nefsini ibadete karşı gevşek ve isteksiz bulur. Bunun sebebini düşününce o akşam bir lokma fazla yediğini anlar. Meğer fazladan bir yudum su içmiş. Nefsinin Allah yolundaki isteksizliğinin sebebi buymuş. Bunun üzerine nefsine tam bir yıl yemek ve su vermeyeceğine dair yemin eder. Kardeş, bu söylediklerim sana garip gelmesin. Evliya için yemekten kesilmek kolaydır. Bunlar ruhen gıdalanırlar. Bir iki yıl yemek yemeseler bile kendilerine bir şey olmaz. Ashabı keyfi duymadın mı? 309 yıl yememiş, içmemiş, konuşmamış ve yürümemişler. Buna rağmen ölmemişler. Kef suresinde bunların hikayesi anlatılır. Mevlana celaleddin Rumi, Kuddise Sırrıhu, sultan Arif'in, Bayezid-i Bistami Hazretlerinin bir yıl yiyip içmediğini Mesnevi'de şöyle dile getirir. Bayezid, tam bir yıl yemedim ve içmedim dedi. Allah ona, aç ve susuz yaşama gücü verdi. Tam bir yıl süresince din uğruna nefsiyle savaştı. O böylece sultan, ariflerin kutbu oldu. Allah ona rahmet etsin. bayezid Bistami Hazretlerinin ismi meşayihin arasında bilinir ve Sultanül Arifin olarak kabul edilir. Meşayih onun huzurunda hürmetle başlarını eğerler. Onun mertebesi için Ariflerin sultanı denilmesi ve meşayihin huzurunda eğilmelerinin sebebini açıklayayım. Melekler arasında cibril ile Emin hangi makamdaysa Bayezid-i Bistami Hazretleri de meşayih arasında bu makamdadır. Cebrail aleyhisselam meleklerin tavusudur. Bayezid-i Bistami de meşayihin. Meşayihin onun huzurunda hürmetle eğilmelerinin sebebi budur. Az yemek, az uyumak ve az konuşmak peygamberlerin özelliğidir. Bu vasıflar kişiyi güzel ahlaklı kılar. Güzel ahlak ise insanı yüce makamlara ulaştırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: İyi ahlak kişiyi dünya ve ahirette aziz eder. Kötü ahlaksa kişiyi dünya ve ahirette rezil eder. Çirkin ahlak affedilmeyen bir günahtır. Çünkü kötü huylu kişilerin yanlışı çoktur. Gidecekleri yerse cehennemdir. Hatta aşağıların aşağısına. Allah ona rahmet etsin. Abdullah bin Mübarek isimli ulu şey güzel ahlaka sahipmiş. Hep aç ve susuz kalırmış. Bir seferinde çirkin ahlaklı biriyle yoldaşlık eder. Seyahat boyunca bu kişiden çekmediği kalmaz. Nihayet kendisinden ayrılmaya karar verir. Kendisi bir tarafa, çirkin ahlaklı olan diğer tarafa gider. Abdullah bin Mübarek vardığı ilk konakta evinden ölü çıkmış biri gibi ağlamaya başlar. Ya şey, sizi böyle ağlatan nedir diye sorarlar şöyle cevap verir Benden ayrılan yol arkadaşım için ağlıyorum. O benden ayrıldı ama kötü ahlakı kendisinden ayrılmadı. Yaşadığı müddetçe de bu kötü ahlaktan kurtulamaz. Yazık. Çok yazık ki bu kötü ahlakı kendisinden gitmedikçe gittiği yerde rahat yüzü görmeyecektir. Evet. Kötü ahlak kişinin bütün amellerini bozar. Sirkenin balın tadını bozması gibi. Allah ona rahmet etsin. Ve şöyle demiştir. Kötü ahlak kırık saksıya benzer. Ne balık tutmaya yarar ne de yamanır. Kaderi öylece çömlekte kalmak olur. Kardeşim sana nasihatim olsun. Dünyadan kaç. Dünyanın ardına düşme. Azına çoğuna tamah etme. Dünyanın sana yeteniyle yetin. Kanaatkâr ol. İzzet kanaatte, küçüklükse tamahkârlıktadır. Şöhreti de terk et. Şöhret ve makam tutkusuna kapılırsan, büyük belalara ve musibetlere uğrarsın. Kibirli olma. Hak Teâlâ, kibirli olanları sevmediğini şu ayeti kerimede anlatır. ''Büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok?'' Şu gerçeği de bil. Şöhret, makam sevgisi ve kibirlenmek, Hak Teâlâ'nın yanında horlukken, fakirlik ve tevazuysa izzettir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ümmetimden bir kavim var. Onlardan biri size gelip, sizden bir akçe veya bir pul istese, pulunuz olduğu halde ona vermek istemez, onu kovarsınız. Ama bunlar, Allah'tan sekiz cenneti ister, Allah bunların isteklerine geri çevirmez, derhal karşılar. Ey Aziz! Allah'ın dostları miskin yere düşer. Evinde herkesin yiyemediği yemekten pişirip yeme, kıymetli elbiselerden giyinme. Yemen, giymen, yürümen, her hareketin miskince olsun, basit elbiseler giyinenin kalbi aydınlanır. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Halkı ret, hakkı kabul manasına gelir. İnsanlarla ve müritlerle çok oturma, rızık kaygısına düşme, Allah'a tevekkül edip teslim ol. Hak Teala nasıl dilerse öyle yapsın. Kendini denize düşmüş bir yonga gibi gör. Hakkın iradesi ne tarafa eserse o tarafa götürsün. Kulluk makamından ayrılma. Kulluğun peşinden git. Kapına gelenleri hakkın gönderdiği olarak bil. Kapından gidenleri de hakkın ayırdığı olarak bil. Müritlerinden ergen olup evlenmemişler varsa evlilik izni verme. Evli olanlarında bekar kalmalarına müsaade etme. Kitap yazmaya ve sefere çıkmaya izin verme. Gözünün gördüğüne tamah etme. Elinin ulaştığına tasarruf etme. İnsanların zorluklarını kolaylaştır. Onların övmeleri ve yermeleri senin için bir olsun. Hak yolunda cömert ol. Batıl yoldaysa cimri. Cemaatine muhalefet etme. Müritlerine beş vakit namazı cemaatle kılmalarını tembihle. Ramazanın son on gününü itikafta geçirsinler. Recep ve Şaban aylarında Zilhicce'nin ve Muharrem'in ilk 10 gününde oruç tutsunlar. Akşamla yatsı namazları arasında Evvabin namazı kılsınlar. Zira Hak Teala Evvabin namazı kılanlara rahmet eder. Kur'an-ı Kerim'de bu hususta şöyle buyrulur. Elbette Allah kendine dönüp tevbe edenleri bağışlayıcıdır akşam namazından yatsıya kadar Kur'an okumayı ve zikri terk etmesinler. Evvabin namazını kıldıktan sonra biri Elif Lam'ın sonunu okusun, diğerleri secde etsinler. Peşinden hepsi Kur'an okusun veya zikrullaha devam etsinler. Yatsı ezanı okununca herkes namazını kılıp yerine çekilsin. Mutlaka geceleri 12 rekat namaz kılsınlar.'' Vitir namazını teheccüdden sonra kılmak daha iyidir. Cuma gecelerini ihya etmeyi unutmasınlar. Bu gecelerde tesbih namazı kılsınlar. Tesbih namazı çok önemli namazlardandır. Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar Kur'an okuyup zikrullahla meşgul olsunlar. Güneşin doğumuyla birlikte de İşrak namazını 2, 4 veya 8 rekat halinde kılmayı terk etmesinler. Müritlerini tembihle, eğlence ehliyle bir arada bulunmasın, eğlencelerine katılmasın ve kendileriyle oturmasınlar. Hastaları ziyaret etsin, cenaze namazlarına katılsınlar. Bir işleri olmadan pazar yerlerine girmesinler. Ölü için pişirilen yemeği yemesin, esnafın masraflarını bölüşerek ziyafetlere gitmesinler. Vakfa ve kadılara ait ekmeği yemesinler. Çalgılı düğünlere gitmesin, böyle düğünlerin yemeklerinden nasiplenmesinler. İsyankarların lokmaları ağızlarından girmesin. Dilencilik yapmasın ve dilencilerin yemeğini paylaşmasınlar. Müritlerini hak için irşad et. Dünyalık bekleme. Beylerin kapısına varma. Zenginlerle ilişkini kes. Beylere ve zenginlere meyledip fakirlerden yüz çevirme. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir. Elhamdülillah. Kutbu'l Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri'nin Müzekkin Nüfus isimli bu kıymetli eserini sesli kitap olarak hazırlamayı nasip eden Allah'a hamdolsun. Aziz ve celil olan Allah, istifademizi her daim bereketli eylesin. Eşrefoğlu Rumi Hazretleri'nin ruhuna bir Fatiha gönderelim.